Merhaba değerli izleyicilerim. Yine yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmamanızı hatırlatmak isterim. Bugün kanalımda paşa kılıcı, halk arasında peygamber kılıcı ya da kılıç çiçeği olarak da bilinen çiçeğin bakımını anlatacağım size. Kılıç çiçeği, paşa kılıcı yani son zamanlarda hani çok moda, herkesin evinde bulunan, evimizin dekorasyonunu estetik olarak tamamlayan oldukça güzel, benim de çok sevdiğim bir çiçek. Ben size bugün paşa kılıcının bakımını anlatacağım. Paşa kılıcı çiçeğinin öncelikle ben bunları bir tanıdığımdan aldım açıkçası. Hani kırmıştım yapraklarını. Yaklaşık bir ay kadar suda beklettim. Köklendirdim. Ardındansa saksıya aldım ben bu paşa kılıcı çiçeğini. Saksıya aldıktan sonra yanından küçük bir yavru verdi. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir yavru. Yaklaşık bir ay sonra verdi saksıya aldıktan sonra. Ve eski ektiğim paşa kılıçları yavaş yavaş çürümeye başlayacak. Bu çıktığı için bunları koparmayacağım. Bunlar zamanla çürüyecek. Hatta bir tanesi yavru verdi. Henüz diğeri yavru vermedi. Onun yavru vermesini bekliyorum. Yaz başına kadar muhtemelen hani diğeri de yavru verecek. Ondan sonra çoğalmaya başlayacak. Paşa kılıcı çiçeği hani çok hızlı çoğalan, yavru atan bir çiçektir. Saksı değişimi yaparken bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin iki kök paşa kılıcımız varsa bir dahaki sene 4 kök olacaktır. Yani kök sayısıyla doğru orantılı olarak sürekli artıyor, çoğalıyor. O yüzden saksı seçimimizi ona göre yapmalıyız. Her seferinde paşa kılıcı köklerine göre saksıyı büyütmemiz gerekiyor. Aksi takdirde saksımızı bile kırabilir paşa kılıcı kökleri. Toprağına geldiğimizde ise pek çok bitkide olduğu gibi drenajlı topraklar olması gerekiyor. İçerisinde suyu fazla tutmayan. Aşırı sulanmayı sevmez. Ancak çok susuzluğa da dayanamayan bir bitki. Ortam sıcaklığı olarak 10 derecenin altında çok fazla yaşayamıyor ya da çok sıcaklarda yaşayamıyor. Hava akımından etkilenebiliyor. Genelde hava akımı olmayan yerlere, evimizin güneş alan bir yerine koymamız daha iyidir. Bol güneş ışığı alan bir yere koyduğumuzda büyümesi de oldukça hızlı oluyor. Özellikle ilkbahardan sonra yaz aylarında 2 haftada bir gübreleme yapmalısınız. Kışın çok gübreleme yapmaya gerek yok. Biraz daha dinlenme dönemine giriyor çünkü çiçekler. Çoğaltılmasına geldiğimizde ise paşa kılıcının uzun uzun yaprakları oluyor. Bu yaprakları kırılan yapraklar özellikle. Bunlar kırılmış yapraklardı zaten. Makasla kestim. Bir ay kadar suda beklettim. Ardından köklendi paşa kılıçları. Köklenince saksıya aldım. Bu şekilde hani benim yaptığım gibi bardakta da köklendirebilirsiniz. Ya da kesersiniz, birkaç gün dışarıda bekletirsiniz. Ardından saksıya alırsınız. Böyle yaptığınız durumlarda ise her gün ya da 2 günde bir sürekli sulamak gerekiyor. Nemli tutmak gerekiyor ki köklenebilsin. Dediğim gibi yavru atarak büyüyor. Attığı yavru çıktı diye arkadaki paşa kılıcı köklerini kesmiyorum. Ya, estetik olarak da aslında çok güzel durmuyor ama bunların kendiliğinden çürümesini bekliyorum. Çünkü yavrusunu atınca çürüyor. Bu paşa kılıçlarının çok farklı bir özelliği var. Kökleri birbirine bağlı. Yani ben bunu söktüğümde buradaki çıkan yavru kuruyabilir. Genellikle birbiriyle yapışık, bağlantılı oluyor kökleri. O yüzden kendi haline bırakıyorum ben bunu. Ardından paşa kılıcının farklı bir özelliği var. Oksijen üretme açısından pek çok bitkiye göre çok daha fazla fotosentez yapıyor. Çok daha fazla oksijen üretiyor. Aynı zamanda geceleri de fotosentez yapma, yani geceleri de oksijen üretme özelliğine sahip bir bitki. Hem evimizin havasını temizliyor, hem oksijen üretimini arttırıyor, hem de evlerimizde, ofislerimizde gayet estetiği, dekorasyonu tamamlayabilecek bir bitki. Paşa kılıcı evimizde boya kokusu, mobilya kokusu falan varsa havayı temizleme özelliğiyle bu tür kokuları da giderebiliyor.
Ortam olarak daha önce söylediğim gibi bol güneş ışığı alan ortamları seviyor. Yaz aylarında haftada bir, kış aylarında 2 haftada bir kez sulamak yeterli. Bakımı çok zor bir çiçek değil. Paşa kılıcı çiçeği aynı zamanda iyi bakıldığında çiçek açan da bir bitki ve çiçeklerinin çok güzel bir kokusu var. Hani paşa kılıcının gelişiminin iyi olduğunu çiçek açmasından da anlayabiliriz. Ancak ilk yılında daha küçükken çiçek açmasını çok beklememek gerekiyor. Yavrularım büyüdükçe size tekrar video atarak göstereceğim. Bugünkü videomun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.